Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kırmızı manyetonun arkadaşlar, kırmızı manyetonun kıyamet sinyalini deneyeceğiz. Direkt 6-4-5'e gidelim. Hydra adaptörün olduğu yoldan bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım kıyamet atlısı sinerjisinde bizim kırmızı manyeto ne kadar etkili oluyormuş. X23 ile başlasın. Evvela Apokalipse dövüşe girip bir çıkalım ve hemen arkadaşlar bir kıyamet sinerjisi, kıyamet atlısı muhabbeti olsun. 4-2 ulaşsın. Şu Gundy'yi hemen küçükten bir %20'lik mini bir diriltme yapalım. Hemen kıyamet atlısını kullansın. Ve kırmızı Manyeto abisi sahneye çıksın arkadaşlar. R5 halde oldukça etkili. 37.000 gibi bir sağlığı var. Metal karakterlere karşı arkadaşlar bir kere iyileştirme yaptırmıyor. Hem yetenek isabetlerini gondikliyor, hem de iyileşme yapmalarını engelliyor. Sizden karakter siper ağır saldırı karakteri. Siper ağır saldırı yaparak bütün esprisini hallediyor. L3'te olduğu zaman da L3 atıyorsunuz. Genelde tekliyor arkadaşlar. Bizim gundimiz genelde tekler. Kaç oldu lan öyle? Görmedim. Yani level çatsan tekleyecekti. Çok dehşet değil mi ya? Ya 15 combo yapıyorsun, sonra level çatıyorsun ve rakip finish. Bence muazzam işler ya. Şöyle bir L1 mi olsa var ya. Tadından yenmez. Yani bu Magneto nasıl durdurulacak abi? 15 komboda 200K'yı çaktı. İşte fazla da enerjilerimiz varken onları da bir ısıtalım. O Dark Hulk en sevdiğim tarzda karakter. Yani özellikle kanama yemeyen karakterler Magneto'nun L3'ünün hayran olduğu yerler arkadaşlar. Yine aynı mantık. Siper ağır saldırı yap. L3 bu sefer L3 atacağız. Açtığı kalkan modu bizim için çok da önemli değil. Sekiz kombo arkadaşlar. L2'm doldu. Az kaldı. Hele bir L3'ümüz olsun da. Oyun var üzerinde. Tabii ki kendi combo, kendi kalkanı da var Dark Hulk'ın, ki o Dark Hulk'ın bir şey kalmadı ya abi. Yani çok da bir şey kalmadı. Gittim kalkanını iş yapar, %90-%80 hasar kırar falan diye kılıf yapacaktım, olmadı abi. Direkt patatese bağladı zaten. Aynı şekilde Gold Pull'a yapışıyoruz. Kırmızı manyetoyla yola devam arkadaşlar. Artık bu kıyamet atlarını 6. sahnede göstermek istiyorum. Aslında daha ziyade mutantları göstermek istiyorum bu şekilde. Hem Apokalips'in kıyamet atlısı, hem de Profesör X'in etkisiyle beraber acaba yollar sadece mutantlarla daha hızlı, daha kolay, daha rahat, eşyasız geçilebilir mi? Bununla ilgili de ekstra bir operasyon düzenleyeceğim. İşte oynayacak bir yerim falan yok. Öyle şah. Oha, bir tane vurdu, ne hale getirdin lan beni, vicdansıza bak. Şakşuka taktiğiyle ağır saldırının da verdiği kritik 10.000 acılar, yani öyle az buz değil. Bildiğin 10.000 atıyor ya bu herif.
Sen bana niye vuruyorsun arkadaşım? Şak. Kaç vurdu lan? 153 bin mi vurdu? 16 vuruşta da Burgundy'yi geçmiş olduk. Ve geldik Angela. Angela bir metal karakter arkadaşlar. Metal karakterleri çok seviyorum. Çok seviyorum Magneto. Ki aslında makulü de buydu. Yani doğrusu bu. Böyle olması lazımdı. En azından Magneto'nun da hakkı bir şekilde verilmiş oldu. Devam edelim. Hop alarm. Sabah alarmı çaldı. Alarmın önce kalktığım için genelde çok bir sıkıntı olmuyor. Yine iyileşmeler. İptal. Metal karakterlerde. Üç ağır saldırıda arkadaşlar. L1 doldu bile. 5 ağır saldırıda, yani 5'lik combo yaptım, hiçbir şey yapmadım ki. 6 komboda dünyalar doldu şu anda. Bu kırmızı manyetonun yanına öf 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 bir sinerjim var. Bir tane bir adam daha ekliyorum. Olay bitiyor. Bu arada 9 combo artı L3 yapıyorsunuz. GG abi adam dayanmıyor ki. Kaç vurduk buna? 100 bin. Artı arkadaşlar 10 bin 10 bin de kanama veriyoruz. Bir şey kalmadı. 9 combo artı L3. Ya bu 200 binler 250 binler falan dayanmaz hale geldi. Hayır oyun nereye gidiyor arkadaş? O çok enteresan. Oyun nereye doğru gidiyor? Hulk arkadaşlar Hulk Ragnarok'ta yine metal bir karakter. Aynı muhabbet arkadaşlar. Aynı tarifi bugün diye de yapıyoruz. Beşinci ağır saldırı. Altıncı ağır saldırı. Valla bir öncekini sanki daha güzel doldurmuştu sanki. Şak. Yedinci ağır saldırı. Sekizinci ağır saldırı. Ve bir kere daha L3. Çok güzel gidiyor ya. Abi çok geç ve çok hızlı götürüyor arkadaşlar. 250K 300K baksana ya. Patatesi çevirdi abi. 10 bin 10 bin kanama olur mu ya? Hacı kanamalarda rahat 100 bin 150 bin civarı yani kaç saniye 10 saniye sürse 200 bin hasar veriyor. 14 vuruşta dünyaları aldı. Bu ne ya? Hacı bu ne? 250 bin sağlığı var dedi bunlar arkadaşlar. Bu metal değil. Yine aynı mantık. Sadece siper ağır saldı. Mesela bu tarz iyileşen bir yolda yine Magneto'nun kendi sinerjisi var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Magic'le olması lazımdı. Her ağır saldırıda da direkt iyileşimin geri verebiliyorsun. Metal olmasa bile rakip karakterler. Benim oyun şeklim daha ziyade arkadaşlar rahat. Rahat, riskli, basit oynayacaksın. Basit hareketlerle. Hani tabiri caizse futbol tabiriyle söylersek eğer ki futbola da çok bir alakam yok ama pasları yapacaksın abi. 2-3 tane pas yapacaksın da ama ortada böyle 3-5 pas yapacaksın. Sonra vuracaksın gol olacak abi. Ya başın ağrımayacak. İşte Corvus gibi, Ghost gibi, Quake gibi başın ağrımayacak cinsten. Tabi metal olmadığı için verdiği kanal biraz daha düşük. Yapıştırmaya devam.
Bunun bastığı sağlıklarla beraber burası 350 bin falan olur. Hatta daha fazla olabilir. Normalde 250 bin civarıydı ama bunun sağlığı. Niye duruyorsun lan? Oynasana. Ana. Öyle boş boş bakın ya. Ve 110 bini yapıştırmış olduk arkadaşlar. 23 combo takriben bir 350 bin aldın. Yani bu Gunny ile oynarken arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ortalama her combo 10K'ya denk geliyor. Yani rakibinizin metrolop olması çok önemli. Bu arada 270 binlik yeşilcine gidiyoruz. Metal olduğu için arkadaşlar yeşilcinin sağlık basamayacak. Tüm sağlık girişimleri tersine dönecek. Tabi tam büyük olarak değil ama küçük küçük en azından sağlık basmasını engellemesi enfes bir şey olmuş. Dediğim gibi yani gerçekten çok doğru yapmışlar karakteri. Hiç kasmadan, zorlamadan rahat oynama şekliyle. 155 bin falan vurdum sanıyorum orada. %1 ne la? %1 ne? Şak. 270 komboyu arkadaşlar. 270 bin sağlığı. 10 kombo da aldık. Yani ortalama her vuruş 27 bine denk geldi. Tabi burada L2'nin kritik vurması etkili oldu. Ve geldik Sabri'ye. Sabri'nin de 285 bin sağlığı var. Ama siz buna bastığı sağlıklarla hem kendi bastığı hem Karun'un verdiği sağlıklarla 350-400 bin diyebilirsiniz abi. Dövüşte ortalama o civara çıkacaklar. ...2000-2000 sağlık basıyor. Bence sen buna 500 bin sağlık de. Hiç yorma kendini. Lan böyle sağlık basan adam mı olur mu? İşte buraya da bu pozisyonda da magic lazım. Mesela magic'i yanına bir alıyorsun. Bomba. Şimdi L3 yapıştıracağız. %20 bonusla Allah bereket versin. %65 sağlığı varken 97 bin hasar verdi. Artı 4600 yüktü arkadaşlar. Kanama hasarları. Ne sağlık bastı be. Bafidi bafidi bastı yani. Oha 12 bin geldi. Ağır saldırısı. Bu da L1'imiz olsun. Bu tarz sağlık basmalarında kesinlikle magic lazım. Kesinlikle magic lazım. Rakip metal değilse şekil A'da görüldüğü gibi arkadaşlar yani herhalde bir 700-800 bin oldu. Ben başta bir 300-350 binle başladım sağlık demesine. 500 dedim. Ama şimdi duramadım. Yani 700 bin lira falan geldiğini seziyorum. Ve GG çok şükür. Yani 700 çok yüksek hasarlar. 38-40 kombada yani 40 kombada 800 alsa yine bir öncekiyle denk geliyor. Ortalama her bir kombo sayıcı arkadaşlar takriben 20 bine denk geliyor. Aa, metal bir karakter var. Bunda sıkıntı yok. Öf, içinden geçer. Gerçi diğerlerinde de sıkıntı olmazdı. Tek muhabbeti çok fazla sağlık basmasıydı abi. Yani dünyaları, galaksileri bastı. Hep verdim 4500'lük kanamayı. 4500'lük kanama kaç karakter veriyor? Şak. Bak metaller ne güzel iyileşemiyor.
Özellikle bu kırmızı manyet üzerinden çok gideceğim arkadaşlar. Kırmızı manyet üzerinden çok gideceğim. Allah Allah, manyetize ettik, gücümüzü boşalttı yahu. Sen niye benim gücümü boşalttın? Çocuğum evladım. Ulan atma işte de doldurayım. Aha, bu sefer boşaltamadı, güzel. Ve Fulden Uras şarkısı eşliğinde dehşet bir şey oluyor ya. Dehşet bir şey oluyor arkadaşlar. Velhasıl kelam arkadaşlar. Kırmızı manyetu da yine bu sinerjiyle ortalama 20 bin hasara denk getiriyor. İşte ortalama siper ağır saldırı oynayın. Rakibin meta alıp olmaması hiç önemli değil. O tabi metası çok çok daha etkiliyor da. Yani ne olursa olsun ortalama her vuruşu 20 bin gibi dehşet bir şey getiriyor. Ki henüz daha Profesör X'inde hiç yük falan almadım. Kendi bir yükü vardı. Onu da ekleseydik çok daha dehşet hallere gelecekti demek ki. Yani bu kırmızı manyeto çok çok fazla iş yapacaktır arkadaşlar. Benden söylemesi rez alın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.